Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün yazılı bir sorumuz var, yüzdeliklerle, oranlarla ilgili. Bu soruyu seçmemin sebebi şu, bu tür sorular çok gelir. Hangi sınavı alırsanız alın, mutlaka bu sorularla karşılaşırsınız. Bu soru zaten gerçek bir soru, uluslararası bir matematik yarışmasında sorulmuş ortaokul öğrencilerine. Evet, şimdi soruyu biraz Türkçeleştirelim tabii ki. İşte ne deniliyor? Bir tane kavanoz var. Bu kavanozun içerisinde 4-5 tane değişik renkte sakızlı şekerimiz var. İşte bu şekerlerin %30'u maviymiş, %20'si kahverengi, %15'i kırmızı, %10'u sarı ve geri kalan 30 tanesi de yeşil. Sorulan soru şu: eğer mavi şekerlerin yarısını kahverengi şekerlerle değiştirirsek, yani mavi yerine kahverengi şeker koyarsak toplam kaç tane kahverengi şeker olur diye soruluyor. Şimdi tabii ki bu tür sorularda böyle okuduğunuz zaman, yani değişik yüzdelikler verdiği zaman biraz karışıkmış gibi görünüyor. Fakat burada en önemli bilgilerden birisi şu: geri kalan 30 tanesi. Bu çok büyük bir bilgi. Yeşil. Şimdi yüzdelikleri toplarsanız gördüğünüz gibi 4 renk. Yüzdelikleri toplarsanız 30, 50, 65, 75 toplamı %75'ine denk geliyor. Dolayısıyla yeşil sonuncu renk 30 tane toplamın %25'ine eşit demektir. Tabii burada eğer bir %25 bir şeyin dörtte bir, ya da ilk önce yüzdelikli oranlardan gidelim daha iyice görebilmek için. Eğer %25 ise 30 tane toplam. Buradan basit orantıdan 25t eşittir 30 çarpı 100 yapar. Her iki tarafı da 25'e bölerseniz 25, buradan 25, şunu sadeleştirin, 4 toplamın 120 olduğu çıkar. Tabii bunu direkt olarak da bulabilirsiniz. Nasıl bulursunuz? %25 demek ya dörtte bir demek. Bir şeyin dörtte biri 30'sa o şey toplam 120 olması gerekir. Neden? 120'yi dörde bölürseniz 30 bulursunuz. Evet, buradan toplamı bulduktan sonra artık bu soruyu çözmek çok kolay. Neden? Buradan değişik orantıları bulabilirsiniz. İşte %30'u maviymiş. Bulalım. Eğer bir %30 bir şeyin %30'u mavi ise B kullanalım. Blue ise buradan mavi şekerlerin, yani blue'ların 36 olduğu çıkar. Yani şurada içler dışlar çarpımı yaparsanız buradan B'yi 36 bulursunuz. Evet, neymiş? %20'si kahverengiymiş. %20. Brown yerine de brown, yani BR yazalım. 120 ise kahverengi, yani brown'un ne olduğu bulunur buradan. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 24 bulacaksınız buradan. Evet. Onu da bulduk. Sileyim. Evet, şey yapalım, kırmızıları bulalım.
Neymiş işte? 15. 15, %15 kırmızı toplamı %20'si ise burada ne bulursunuz? 18 bulursunuz. Bunu da bulduk. Ondan sonra %10'u şeymiş, yeşil, pardon, sarıymış. 100 eşittir. %120 ise buradan da sarının, yalovun ne olduğu bulunur? 12 olduğu bulunur. Gördüğünüz gibi bütün değerleri toplam bulduktan sonra bulabilirsiniz. Burada şey yapabilirsiniz, bütün renkleri toplayarak doğru olup olmadığını bulabiliriz. 36 artı 24 ne verir bize? 60 verir. 60, 18, 12, 30 veriyor. 60 artı 30, 90. 90 artı 30, 120. Yani bulduğumuz rakamlar doğru. Şimdi ne deniliyor burada? 36 tane şeyimiz vardı, mavimiz vardı. Bunun yarısını kahverengi şekerli yer değiştireceğiz. Dolayısıyla mavi yani blue 18'e düşecek. Brown da 18 koyarsanız 42'ye çıkacak. Dolayısıyla en son toplamda 42 tane kahverengi sakızlı şekerimiz olması lazım. Dolayısıyla burada doğru cevap 42. Evet, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.